Üzülme Barbie. Senin için ilginç bir şeyimiz var. Barbie'nin saçları mahvoldu. Yani görüntüsünü değiştirme zamanı geldi. At kuyruğunu keselim ve geriye kalan saçları cımbızla alalım. Şimdi de bir mutfak süngeri alalım ve başına yapıştıralım. Vay canına! Bir disko yıldızı gibi görünüyor. Yapıştırıcı kurur kurumaz süngeri kullanabiliriz. Biraz sabun ve su ekleyelim. Barbie harika! Bulaşıkları çok iyi yıkıyor. Çok yardımsever. Bir sonraki fikir için saç bandı ve küçük plastik dinozorlar alalım. Saç bandını pembeye boyayalım. Ve oyuncakları da gümüş rengine. Tüm detayları boyayalım ve tonu eşitleyelim. Boya kuruduğunda tüm oyuncakları banda yapıştıralım. Deneyelim. Dinozor aksesuarlar bana yakıştı. Çok sevdim. Basit ama şık. Bu aksesuar fotoğraflarda da harika görünecek. Şimdi de size eski bir oyuncak domuzdan ne yapabilirsiniz onu anlatacağız. Yarısını keselim çünkü arkasına ihtiyacımız yok. Bir tüp diş macunu alalım. Delik ve domuzun ağzı birleşecek şekilde içine yapıştıralım. Wink wink! Dişlerinizi fırçaladınız mı? Fırçalamadıysanız hemen banyoya gitmelisiniz. Diş fırçanızı da yanınıza alın. Bu fikir için pompalı bir sıvı sabun şişesi ve yılan şeklinde slime alalım. Yılanı şişenin içine koyalım. Üst kısmını keselim. Dokunacı pompanın etrafına yapıştıralım. Şimdi de lastik bir oyuncak alalım. Ters yüz edelim. Ortasına bir delik açalım. Pompaya yerleştirelim. Gözler yapıştıralım. Bay Sabun Ahtapot'la tanışın. Artık temizlikten o sorumlu olacak. Eve geldikten sonra ellerinizi yıkadınız mı? Şimdi de size plastik bir dürbün nasıl yenilenir onu anlatacağız. Altın rengine boyayalım. Rengin eşit dağıldığından emin olalım. Şimdi de dekoratif ziller alalım. Bunları ayak yerine dürbünün altına silikonlayalım. Ayrıca tutucu olarak üstüne de yapıştıralım. Altın rengi boncuklarla süsleyelim. Tutuculara mumlar yerleştirelim. Yakalım. Bu gece havada bir aşk kokusu almıyor musunuz? Bu zavallı oyuncak ayı tamamen mahvolmuş. Kötü olan burnunu keselim. Keseye bir ayna yapıştıralım. Sonra harfli boncukları alalım. Ve ayıcığımız için motive edici yazılı bir kolye yapalım. Boncukları bir kordona geçirelim. Boncukları oyuncak ayımıza takalım. Başına bir fiyonk yerleştirelim. İşte oldu. Ayıcık ayıcık, söyle bana, sence en adil kim bu dünyada? Cevap belli. Şimdi de lastik bir tavuk alalım. Kuyruğun etrafına yuvarlak işaretler yapalım. Tek tek keselim. Sonra kalemler alalım. Bunları kapaklarından deliklere silikonlayalım. Ne komik bir kalem tutucu. Gıt gıt gıt. Bir şey mi yazmak istiyorsunuz? Bir tüyünü alalım ama çok dikkatli olmalıyız.
Bu oyun küpünün çok şey yaşadığı belli. Ama onun için planlarımız var. Boya alalım ve tek renge boyayalım. Sonra üstünden daireler kesilmiş etiketlere ve yapıştırıcıya ihtiyacımız olacak. Etiketleri farklı yüzlere yapıştıralım. Daireleri yapıştırıcıyla kaplayalım. Üstüne sim serpelim. Etiketi çıkaralım. Küpün tüm yüzeylerini süsleyerek büyük bir zar elde edelim. Şimdi de dekoratif mandallar ve ahşap çubukları alalım. Birbirine yapıştıralım. Etiketlerle ve parlak taşlarla süsleyelim. Küpün yüzeylerinin arasına çubuklar yerleştirelim. Mandallara hatırlatıcı yazılar koyalım. Bu inanılmaz! Eski oyun küpümü tanıyamadım. Artık bu oyun küpü hayatımızda çok önemli bir rol oynayacak. Gerçekten en sevdiğim tavşanımı kurtarmanın bir yolu yok mu? Belki bir yolu olabilir. Oyuncağı alalım ve kesip açalım. Başını, bacaklarını, kulaklarını ve kuyruğunu çıkaralım. Şimdi de bir bel çantası alalım. Tavşan parçalarını buna dikelim. Bel çantasını gövde olarak kullanalım. Pembe keçeden bir kalp keselim. Bunu çantanın ortasına dikelim. Yeni aksesuarımız hazır. Çantayı takalım, eşyalarımızı içine koyalım ve işte bu kadar. Şirin tavşan hep yanımızda olacak. Harika! Şimdi de Lego tuğlaları ve bir gözlük alalım. Parçaları çerçeveye yapıştıralım. Dikkatlice üst üste koyalım. Tüm çerçeveyi kaplayalım. Şimdi de bazı yerlerini vurgulamak için daha küçük tuğlalar alalım. Bu gerçekten çok havalı bir gözlük oldu. Bu gözlük bir bilgisayar oyunu ya da çizgi film karakterine benzememizi sağlayacak. Büyük plastik çiçekli en sevdiğimiz yüzük artık moda değil. Yoksa moda mı? Yüzüğü kalıcı kalemle siyaha boyayalım. Şimdi de bir örümcek adam oyuncağı alalım. Ve taşa yapıştıralım. Çok farklı görünüyor. Artık dost canlısı örümcek adam her zaman parmağımızda olacak. Bir sonraki fikir için Shrey'in kız arkadaşı Fiona'nın bir figürünü alalım. Ve iki tane de plastik şişe halkası. Halkaları kapanacakları şekilde silikonlayalım. Ve Fiona'nın sırtına yapıştıralım. Yukarıdan ve aşağıdan sabitleyelim. Fırça ve boya kullanarak saç modelini düzeltelim. Ayrıca bebeğin kıyafetini de yenileyelim. İnce uçlu bir fırça ile bireysel detayları belirginleştirelim. Bir diş fırçası alalım. Fiona'yı düz şekilde yerleştirelim ve diş fırçasını da halkalara geçirelim. Bu ayaklık sayesinde dişlerimizi fırçalamak daha eğlenceli olacak. Ve dişlerimiz sonsuza dek mutlu yaşayacak. Şimdi de sizinle sabun bazı kullanılan bir fikir paylaşacağız. Bazı küçük küpler keselim. Bir kepçeye koyalım. Ve ocağın üstüne yerleştirelim. Sabunu eşit sıvı bir karışım oluncaya kadar eritelim. Küçük bir kalıp alalım. Tuvalet ispirtosu sıkalım. Altına küçük bir oyuncak yerleştirelim. Erittiğimiz sabunu üstüne dökelim. Üstüne tekrar tuvalet ispirtosu sıkalım. Sabun sertleştiğinde kalıptan alalım. Vay canına! Aynı bir Kinder sürpriz yumurta gibi. Ama daha ilginç. Eski oyuncaklarımla dolu çanta nerede? Bir sürü sabuna ihtiyacım olacak. Şimdi de oyuncak bir kirpi alalım. Kirpinin geniş bir gülümsemeye sahip olması için delik açalım. Oyuncağı duş başlığına yerleştirelim. Nazikçe dikenleri yayalım. Yüzünü düzeltelim. İşte oldu. Çok komik görünüyor. Ve bu şekilde duş almak daha eğlenceli. Şimdi de size küçük bir oyuncak ördekle ne yapabilirsiniz onu anlatacağız. Ayıralım. Başına ihtiyacımız olmayacak. Altına maket bıçağıyla bir kesik yapalım. Bir ahşap çubuk yerleştirelim. Birbirine yapıştıralım. İşte oldu. Kitap ayracımız hazır. Artık kaldığımız sayfa kaçmak istese bile ayraç onu yakalayacak. Yeni pratik bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse hangisini deneyeceksiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.
Böylece Turum Turum'daki yeni videoları kaçırmazsınız.